Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Estağfirullahal azim ve etubu ileyh. Muhterem kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugün inşallah sünneti yaşamak başlığı altındaki bu dersimizde takip ettiğimiz kitabımız İmam Nesai'nin Amel-i Yevm ve Leyla adlı eserinde 300. hadisi şerif olacak. Başlığın adı مَا يَقُولْ اِذَا دُعِيَ وَكَانَ سَائِمًا. Bu arada değerli kardeşlerim, malın çokluğu insanı perişan ettiği gibi gerekmez işlerin çoğu da insanı perişan ediyor. Evet, aynı zamanda sevabı çoğaltalım derken, hazırkinden de oluyor. Ben bu Instagram'a beceremedim gitti doğrusu. Üzerinde bir gün ciddi ciddi çalışsın diyorum. Fakat zamanımız da izin vermiyor. Bu konuşmayı yaparken nasıl olsa konuşuyoruz. Orada da birkaç kişi dinleyen kardeşimiz varsa istifade etsinler diye arzu ettik. Ama nedense birden başka yerlere geçiveriyor. Her neyse değerli kardeşlerim. Bu مَا يَقُولِ اِذَا دُعِيَ وَكَنَ سَائِمًا. Kendisi oruçlu iken davet olunsa ne söyler babında İmam Nesai Yahya bin Muhammed'den rivayet ediyor. Hadis-i şerifi alıyor senette. O da falandan derken an Abdullah bin Şattat an Abdullah son ravi bu. Galedi buyurdu ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurdular. İze du'ye ahadukum, sizden birisi davet olunduğunda bir yemeğe fel yücüp icabet etsin. Ve inkâne muftiran, eğer muftir ise, yani oruç tutmuyorsa fel yekul yesin. Ve in kana saimen, eğer oruçlu ise da'a bil bereke, bereket için dua eder onlara buyuruyor. Değerli kardeşlerim, hadis-i şeriften anladığımız birkaç husus var. Müslümanlar için önemli. Bunlara şöyle kısaca değinelim inşallah. İza du'ya ahadukum, sizden birisi davet olunduğunda. Şimdi güzel işlerden bir tanesi de Müslümanlara davet etmektir, yemek yedirmektir. Değerli kardeşlerim, İslamiyet'in en güzel işlerinden bir tanesi yemek yedirmek, su içirmektir. İkram Allah içindir, yapmak gerekir. Hatta dostlarımıza yapılan bu tür ikramlar, muhtaç olan fakirlere yapılan sadakalardan 20 kat daha fazla sevap olduğuna dair rivayetler vardır. Çünkü bu tür davetler, bu tür ikramlar aç olan insanlara ihtiyaçlarını karşılarken, açlıklarını giderirken, tok olan Müslümanlar ya da açlık çekmeyen, kendisi o esnada aç olsa da, efendim, muhtaç olmayan Müslümanlara da bir ikramdır. Her ikisi de güzeldir. Muhabbete vesile olur. Dolayısıyla değerli kardeşlerim,
İkram etmek güzeldir, yemek yedirmek güzeldir, şerbet içirmek güzeldir. Zaman zaman bunu imkandan nispetinde yapmak lazım. Ancak bu davetler çok mükellef olmak mecburiyetinde değildir. Yani kimse külfete girmesin kardeşlerini davet ederken, her zamanki yediklerinden bir yeme davet eder. Müslümanlar da buna icabet ederler. Hem davet eden sevap kazanır, hem de efendim icabet eden sevap kazanır. Davet eden eğer mükellef bir sofra olmazsa, her günkü yediğimizden daha fazla güzel bir sofra çıkartmazsam niye davet ediyorum? Herkes evinde bu yemeği zaten yiyor diye düşünmesin, davet etsin. Böyle bir yemeğe davet edilen de, ya biz bunu evde de yiyorduk kardeşim, bu da bunun adına da davet denir mi demesin, davete icabet etsin. Ve yemeğinden yesin. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın güzel huylarından bir tanesi yemeği kötülemez. Sevdiği bir yemekse yerdi, sevmediği bir yemek ise yemezdi ama asla kötülemez. Şimdi bazı kardeşlerimiz var, çok külfet ediyorlar. Zaman malum, belli bir ücret alan insanların böyle ayda birkaç defa ziyafet vermesi kendilerinin bütçelerini bir hayli sarsar yapamazlar. Biz yediğimizden yedirebilirsek her gün birkaç kişiyi davet edebiliriz. Ne olacak? Peygamberimiz bir kişinin yiyeceği iki kişiye de yeter diyor. İki kişinin yiyeceği dört kişiye yeter. Her gün yediğimizden, külfete girmeden davet edecek olursak Müslümanlar birbirlerini sık sık davet edebilirler. Bu bir sorun olmaz. Ama davet dediğimiz zaman illa çok böyle kaliteli yemekler, pahalı yemekler, üstüne tatlılar gibi beklentiler oluşursa, yani ayda bir kere davet edersin, edemezsin, orada kalır. Birçok insan da ben buraya gidiyorum ama bunun karşılığını yapmam gerekir diyerek otur, yapamayacaksa gitmez. Bunun tam tersi başka huylar da var. Mesela adam davet ediyor, külfete girmiyor, her gün davet ediyor, gayet güzel. Yani İslamiyet'in güzelliği de burada. Fakat siz külfete girerseniz davet edemeyeceksiniz, girmezseniz her zaman davet edeceksiniz. Davet etmekten beklentiler gerçekleşecek ve güzel davranış olacak yani. Hem insanlar sevap kazanacaklar, hem Allah razı olacak, hem de muhabbet artacak birbirler arasında. Fakat bazı insanlar da var, davet edenin yahu işte sıradan bir yemek çıkartırsak ne derler bize düşündüğü gibi, tam karşısındaki insan da öyle düşünüyor. Ya sıradan bir yemek çıkartmasın kardeşim, biz bunu evimizde de yiyoruz. Burası aptal çadırımı diyor maalesef. Davet ettiysen şöyle biraz sofra hazırlamalısın diyor. Bunlar İslamiyet'in hiç hoş karşılamadığı hususlardır. Demek ki davet güzeldir. Din kardeşlerimizi yiyecek içeceğe davet etmemiz lazım. Davet ederken de kendimizi, bütçemizi zorlamamamız lazım. Külfete girmememiz lazım. Bir Müslüman da davet edildiği zaman işte iyi davet olursa giderim, kötü davet olursa gitmem gibi davet seçmemesi lazım. Zengin davet ederse giderim, fakir davet ederse giderim dememesi lazım. Davet edenler sadece zenginleri davet etmemesi lazım. Mutlaka soframızda fakir fukaranın da olması lazım. اِذَا دُعِيَ اَحَدُكُمْ Sizden birisi davet olundu. فَلْيُجِبْ Demek ki davet edilen de icabet edecek. Bir mazeretimiz yoksa değerli kardeşlerim, gerek düğün yemeklerine, gerek onun dışında verilen yemeklere davet edildiğimiz zaman icabet etmemiz gerekir. Davet sünnettir. Davete icabet etmek de sünnettir yani. Fel yücüp icabet etsin. Evet diyerek cevap versin ve gitsin. Davet edildi, gitti. Fe inkâne muftiran, eğer o gün oruç tutmuyorsa sofra hazırlandı. Fel yakül, herkesle beraber
Bismillahirrahmanirrahim desin, neşeyle, iştahla yesin. Çıkarılan yemekleri iştahla yemenin şöyle bir güzelliği var. Böyle burun kıvırarak, soğuk bakarak, iştahsız yerseniz ev sahibi üzülebilir. Yahu der, sevmedin mi? Başka bir yemek hazırlayalım mı? İçine sinmez adamın. Gider gelir, yahu sana başka bir yemek hazırlayalım mı? İçine sinmez. O yüzden yemeği iştahla, severek ve överek yememiz lazım. Bir defasında bir Müslüman bizi davet etmişti. Bir grup arkadaşla beraber gittik. Adamcağız bir yemek yaptırmış. Adını söylemeye gerek yok. Oturduk biz iştahla yerken arkadaşlardan bir tanesi iki lokma aldı, çekildi sofradan. Gitti koltuğuna oturdu. Bir kere değerli kardeşlerim, böyle bir yemeğe beraber başlanır sofraya. En büyük kimse orada, gerek ilim bakımından, gerek takva bakımından, gerekse yaş bakımından, büyük önce Bismillahirrahmanirrahim der başlar, ondan sonra diğerler başlar. Bir de sofra tam hazır olmalı, yemeğe büyükle beraber başlamalıyız. Şimdi sofra hazırlanıyor, tabakların yarısı gelmiş yemek tabaklarının, daha gelip malzeme yemekler geliyor. Bir yandan da insanlar oturmuşlar, "Oh ya bu çok güzelmiş" diye hemen daha buyurun demeden ev sahibi elini atıyor. Olmaz. Sofra tam hazırlanır, ev sahibi buyurun der. Ev sahibi veya o meclisin büyüğü Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlar, beraber başlarız. Paldır küldür olmaz Müslüman, edepli olur. Besmele açıktan çekilir, böylece unutanlar da hatırlar. Bismillahirrahmanirrahim. Yine de unutan varsa Bismillahi evvelahu ve ahirehu der. Başına da sonuna da Bismillah der. Nerede hatırlarsa. Bunu daha önce görmüştük. Sonra doyduğu zaman değerli kardeşlerim, bir ziyafette birbirlerimizi kontrol etmemiz lazım. Yani elhamdülillah deyip kalkıp koltuğa oturmamak lazım. Bu ben doydum, siz daha ne kadar çok yemek yiyorsunuz ya doymuyorsunuz gibi. Diğerlerini aşağılamak gibi bir mana çıkar. Hem de elhamdülillah'ı gizli söylemek lazım, başkalarını utandırmamak için. Ev sahibi de sık sık buyurun, yiyin, yiyin diye en az 3 kere böyle teşvik etmesi lazım yemeği. Şimdi hep beraber yemekler yeniyor. O arkadaşımız hemen bir iki lokma aldı, kalktı, ev sahibi siz dedi, ya ben o yemeği pek sevmem dedi. Ev sahibi eyvah dedi, ya ben de seversiniz diye bu yemeği hazırladım. Efendim sana şöyle ne yaptırayım, yo ben bana bu kanatlar yeter dedi. Şimdi adamcağız ya bir hayvan kesmiş veya epey bir kasaptan et almış, güzel bir etli yemek çıkartmış, adam onu sevmem diyor. Ya niye söylüyorsun mübarek? Adam üzüldü. Hocamız dedi, sana ne yapayım dedi, sana nasıl bir yemek yaptırayım? İstemem dedi, adam gitti geldi. Bir sürü adamın canına sinmedi sofrada. Gidiyor geliyor derken başka bir yemek yaptırmış, onu getirdi. Hepimizin yemek burnundan geldi. Ayıp ya. Evet, bir kere beğenmesen de beğenmiş gibi yap ya, biraz rol yap ya. Yani tabiri caizse biraz artistlik yap orada yani. Bir de değerli kardeşlerim, orada birbirimizi kontrol etmemiz lazım yemek esnasında. Şimdi bir tanesi yiyor, sen az yemiş olabilirsin, bünyen zayıf olabilir veya tok gelmiş olabilirsin, her neyse. İki lokma alıp veya az yiyip ya da bazıları çok hızlı yemek yer, bazıları yavaş yavaş yer, çiğner. Bir kısmını 2-3 defa çiğner, birisi 15-20 defa çiğner ya. O daha sağlıklı. Çıkıp öyle oturulmaz ki. Beraber başladık, beraber bitireceğiz. Ne yapacak sofrada? Etrafını kolaçan edecek. Yermiş gibi yapacak. Şöyle küçücük küçücük lokmaları ağzına atacak, çiğneyecek. Laflara katılacak, efendim kendisi konuşacak, böyle neşeyle hep beraber yemek yenilecek.
ve sofradan beraber kalkacak. Şimdi özellikle de o sofrada bazı hatırlı insanlar varsa, yabancı insanlar varsa, sofradan çoğu kalktığı zaman sen doymamış olsan bile sen de kalkmak zorundasın. Kendini öyle zorunda hissediyorsun. Aç kalkıyorsun, efendim kalkmasın, yesin desen adam utanıyor, mahcup oluyor orada tek başına. Ya, ama doymadığı halde doymuş gibi yapmak ve kalkmak o da hoş değil, evet o da hoş değil de. Orada tek başına yemek yemek de hoş değil, o da hoş değil. Adam iki hoş olmayandan birisini seçmek zorunda. İki şer bir araya gelince, iki zarar bir araya gelince ehveni tercih edilir. Adam da utanmaktansa herkesle beraber kalkarım diyor, kalkıp gidiyor. Bu da doğru bir şey değil. Demek ki davet etmek güzeldir, sünnettir, ikram hoştur, Allah memnun olur, Müslümanlara bir muhabbete vesile olur. Efendim, davet edildiği zaman da davet edene icabet etmek lazım. Adamı sofrasında yalnız bırakmamak lazım. Sofraya beraber başlamak lazım. Büyük başlar hep beraber yeriz. Öyle sofra hazırlanmadan atıştırmak da hoş değildir. Efendim, yemek esnasında da böyle gevezelik olmamak kaydıyla kibar kibar konuşmak lazım. Peygamberimiz cenazeye çevirmeyin diyor. Cenaze sofrasına çevirmeyin. Tatlı tatlı konuşun diyor. Sünnet yemekte konuşmaktır. Ama efendim bazı adab kitaplarında yemek yerken konuşmayın. Yemeği tefekkür edin. Nasıl önünüze gelmiş onu tefekkür edin diyorlar. Bu nasıl olur? Sizin bu sözünüzle o söz çelişti diyenlere şunu söyleriz. Aslında çelişmiyor. O büyüklerin terbiye için yemek yerken susun, işte tefekkür edin. Cenab-ı Allah bu nimetleri nasıl yaratmış, önümüze nasıl gelmiş. Bunlara şükür, bunlar ne güzel şeyler. Şu ekmeğin güzelliğine, şu etin tadına, şu meyvanın lezzetine bak. Subhanallah, ne büyüksün Allah'ım. Bunları düşün diyorlar. Gafletten uyarmak için. Peygamberimiz, Efendimiz konuşun derken diyorlar. O kibar kibar konuşurlardı, İslami konuşurlardı. Onların konuşması yemeği tefekkürle yemekten, Allah zikrederek Allah ile beraber olduklarını unutmadan, gaflete düşmeden yemelerine mani olmazdı. Hem tefekkür eder, hem Allah ile beraber olur, hem de konuşurlardı. Şimdi biz konuşmayın diyoruz. Bunun sebebi biz o kadar sahabe gibi güçlü değiliz. Hem konuştuğumuz zaman tefekkür gider, tefekkür ettiğimiz zaman mecburen konuşmak gidiyor. Bu bizim zayıflığımız. Zamane insanları eğer hem yemek yiyip de hem de tefekkürü hem de konuşmayı becerebiliyorlarsa buyur yapsınlar. Beceremiyorlarsa sussunlar ve sessiz sakin yemeklerini yesinler diyor. Güzel bir izah tarzı. Bu beni mutmain ediyor. Onun için sizlere de böyle söyledim. Yani cenaze sofrası gibi olmasın diyor Peygamberimiz. Kibar kibar yiyin. Latife yaparak, sohbet ederek. Tabi Müslümanın sohbeti de nezih olur, kibar olur, iştah açar. Feinkâne muftiren fel yakül. Muftir ise, oruçlu değilse yesin. Yemeği yesin. Ve inkâne sâimen, şimdi ikinci bir meseleye geçtik. Ve inkâne sâimen, eğer oruçlu ise davet edilen, da'a bil bereketi, bereket al, Allah mübarek eylesin, bereket versin, nimetlerinizi artırsın, yediğiniz içtiğinize ziyade olsun, bereketli olsun diye dua eder diyor. Buradan birinci anladığımız şudur. Bir insan yemeğe davet edildiği zaman oruçlu bile olsa icabet etmesi gerekir. Demek ki yemeğe davet edilmek ciddi bir iştir. Davete icabet haktır, gidilmek gerekir. Veya davet edildiği an ben bugün oruç tutuyorum, beni bağışlar mısın diyebilirsiniz. Değerli kardeşlerim, eğer burada ev sahibine bakılır. Ev sahibi orucun
nasıl bir oruç olduğunu sorabilir. Eğer aziz Allah'a şefaat ya Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden bir tanesini burada görüyoruz. Ve inkâne saiman, oruçluysa daha bil bereke, bereketle dua eder. Ama gerek başka hadislere, gerek adab kitaplarına baktığımız zaman burada biraz fazla bilgi vermemiz gerekiyor. O da şudur. Değerli kardeşlerim, bu oruç, Ramazan orucu ise zaten sizi iftarda ancak davet ederler. Herkesle beraber yersiniz, sorun yok. Eğer Ramazan'ın dışında davet edilmişseniz ve siz farz olan bir oruç tutuyorsanız, mesela Ramazan'da hastaydınız, yolcuydunuz, tutamamıştınız, ona niyetlendiniz, tutuyorsanız bu orucu bozamazsınız. Ve gidersiniz. İzin isterseniz verilirse ne ala, yoksa gidersiniz. Ben oruçluyum, siz buyurun der, onlara dua edersiniz. Ve siz oruçluyken onlar yemek yiyorlarsa Allah Celle Celaluhu size çifte çifte sevap verir, onlara da verir elhamdülillah. Vacip oruçlarsa da bozamazsınız. Vacip oruçlar mesela adak adamıştır. İşte şu işim şöyle olursa bir gün, beş gün oruç tutacağım demişti. Bu da bozulmaz. Veya sünnet diye başlamış bir oruca bir şekilde bozmuş. Diyelim ki böyle bir davet oldu. Orucunu bozdu. O orucunu kaza etmesi vacip olur. Yani nafile olarak başlamış olduğu orucu mutlaka kaza edecektir daha sonra. Böyle bir oruçsa da yiyemez. Fakat farz oruç değil, farzın kazası değil, vacip değil oruç. Nafile, sünnet bir oruç tutuyor. Bir yemeğe davet edildiği zaman Müslüman Bismillahirrahmanirrahim der, hiç de oruçluyum demez. Oruçlu olduğunu ancak Allah biliyordur. Bu ihlas ve samimiyetinin sevabını oruç kadar daha fazla belki alır ve kimseye oruçlu olduğunu söylemeden yer. Bin sevabı orada alıverir hemen, onu daha sonra kaza edecek. Çünkü başlanmış nafile bir orucu bozmuş olacak olursa kaza etmesi vacip olur demiştik. Bin sevap da o zaman alır. Demek ki sünnet olan bir oruç tutana ziyafete davet edildiği zaman ben oruçluyum diyerek hiç kendi ibadetini açığa vurmasına da gerek yok. Efendim, Bismillahirrahmanirrahim der. Yer, sonra orucunu tutar. Bu yemesi de, kaza etmesi de ayrıca kendisine birçok sevaplar getirir, güzel olur. Ama birisi sizi davet etti, o da sizin yakın arkadaşınızdır. Arada sırada nafile oruç tuttuğumuzu biliyor, pazartesi, perşembe, ayda üç gün oruç. Ben böyle oruçluyum dersen, yani seni tanıdığı için yadırgamaz veya maşallah, Allah Allah, ne iyi Müslümanımız gibi laflar etmeye ihtiyaç duymaz. Çünkü seni tanımayan insanın yanında ben oruçluyum dersen maşallah der insanlar, efendim sana dikkat ederler, sana hoş nazarla bakar, severler. Nefsin bundan havalara girilebilir, gururlanıp kibirlenebilir, bir kendini beğenmişlik kasıl olabilir. Bu yılan gibi nefse hiç güvenilmez. Bu gibi vartalara, tehlikelere düşmemesi için hiç oruçluyum demez, hemen orucunu yer. Ama kendini tanıyan insanlarsa oradakiler, ya izin verirseniz ben oruçluyum, işte şu kadar da saat oldu, öğleyi geçti, ikindin oldu, müsaade ederseniz oruca devam edeyim mi der ev sahibi, ye ye derse yer. Sen bilin derse oruçta. Demek ki kendisinin durumunu bilen insanlara ben oruçluyum diyebilir. Ama nafile oruç, demin söylediğimizi tekrar hatırlatalım. Bozduğu an bin sevap alır, kaza ederken de bin sevap alır. O daha güzel olur. Ve inkâne saiman da'a bil bereke, oruçluysa davet edildiği zaman bereketle dua ederim anlamı da budur. Evet, yani farz vacip oruçlarsa bozamaz, devam etmek
tamamlamak zorundadır. Yoksa mazeretsiz yere bozma hoş olmaz, oruçları günah kazanır. Efendim, nafile ise hiç seslenmeden orucunu açar, Allah'la kendi arasında Allah onun samimiyetini verir yani. Onun zalim nefsi der ki kendine, oruçluyum de, oruçluyum de. Seni faziletli bilsinler, seni iyi bir Müslüman, dindar bir insan bilsinler. Oruçluyum de der içinden. Sen ona desin ki kes sesini, pis nefsim. Seni burada gururlandırmayacağım, şımartmayacağım. Hiç de oruçluyum demeyeceğim de. Oturur, besmele çeker yer. Nefisle mücadele böyle olur işte. Veya nefsin şımarmasına gerek olmayacak. Tanıdıklar, kendisinin arada oruç tuttuğunu bilen insanlar var. Buradan da bir gurur, kibir gelmeyecekse durumunu açabilir. Ev sahibi izin verirse ne âlâ, izin vermezse de yemek, o da orucu bozmak ve ziyafete katılmak daha güzeldir. Ev sahibi de izin verdi. Peki siz bilirsiniz dedi. Vakitte yakın bir hayli. Efendim, orucuna devam eder ve yerken o Müslümanlara da dua eder. Bu da bir güzellik olur değerli kardeşlerim. Böylece Amel-i Yevm ve Leyla adlı kitabımızın 300. hadisi şerifini görmüş olduk. Bugün bu hadisi şerifle yetinelim inşallah. 269. sayfasında da 300 numaralı hadisten bir hayli istifadeler ettik elhamdülillah. Dersler ve ibretler çıkardık. Değerli kardeşlerim, tekrar sözlerime son verirken hürmet ve muhabbetle selamlarım. Hoşça kalın ve selam.